Evet sevgili dostlar, kendi bilen insanlar toplumu yaratmak istiyorsak öncelikle bilgimizi artırmamız gerekiyor. Sonra da bilmekten yapmaya, yapmaktan da olmaya geçiyor. Bilgi deyince bilgi çeşitli. Bugün sizle stratejileri işlemek istiyorum. Savaş sanatından öğrenebilecek çok şey var. Lütfen savaş sanatı deyip geçmeyin. Santuzu ve Sanmin gibi diğer bir sürü savaş sanatı ile ilgili kadim ve modern üstadları gerçekten hani bilgece yazmış kitapları okuduğunda bütün bunların başında savaşmadan kazanmak ya da savaşmadan bir sorun halletmekten bahsedilir. Ve milyonlarca, yüz binlerce kişilik orduların yeri geldiğinde nasıl heba olduğunu ya da tam tersine kazanılmakta olan bir mücadeleyi nasıl kaybedebileceğini ya da tam tersine savaşılmadan, Hideyoshi'nin mesela yaptığı budur, savaşılmadan nasıl kazanabileceğini, sonuç alınabileceğini gösterir. Sonuçta bugün hayatta bazı şeyleri yapmak zorundayız. Yani engeller karşımıza çıkıyor ve engelleri aşacağız. Önemli olan bunları doğru şekilde aşmak, güç ile şefkati birleştirmek. Savaş sanatı dediğimizde savaş tarafını atıyorum ama oradaki strateji tarafını anlamak önemli. Çünkü önemli olan gönülleri kazanarak altını çiziyorum. Yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek. Anadolu 1071'deki Malazgirt Zaferi'nden önce fethedilmiştir. Önce Ahmet Yesevi'nin Hak Erenleri, Alp Erenleri Anadolu'ya gitmiş ve daha sonra Osmanlı zamanında Balkanlara kadar gitmiş. Önce gönüller fethedilmiştir, sonra o topraklar fethedilmiştir. Aynı mantık bugün çeşitli filmlerde de çeşitli film endüstrileri tarafından yapılmaya çalışılmaktadır. O yüzden de bugün savaş sanatını inceleyeceğiz. Savaş sanatından neler öğreniriz ona bakacağız ve burada stratejem kelimesinin üzerine odaklanacağız. Stratejem mi? O da ne diye sorabilirsiniz bana ama stratejem gerçekten ilginç bir konu. Stratejem sözcüğü eski Grekçedeki strategema'dan geliyor. Stratagema genel anlamda generallerin işleri, özel anlamda ise savaş hilesi demektir. Romalı devlet adamı Sextus Julius Frontius, stratagema sözcüğünün bir yazısına başlık olarak bunu seçiyor kendisi. Neredeyse 2000 yıllık bu yazı Almanca'ya savaş hileleri başlığıyla çevrilmiş zamanında. Kitabın modern Doğu Berlin baskısından önceki Almanca çevirisi 1792 yılına ait. Son İngilizce çevirisi ise 1925 yılında yapılmış. Stratagema sözcüğü İngilizce'de Almanca'dan daha sık kullanılmakta olan bir sözcük. Kendini kör olarak tanıtan ve çevresini kör olduğunu inandıran kimse saklambaç oyununda herkesi kandırabilir. Baktığınızda Stratagema'nın arkasında bu var. Stratagem sözcüğü Alman dilinde bir kül kedisi durumunda. Pek ender durumlarda kullanılıyormuş. Örneğin Hans-Georg Beck'in şu tümcelerinde olduğu gibi. Uzun yaşamayı sağlayan strategemalar, yani savaş hileleri, atak ve cesurca fakat fazla düşünmeden aceleyle yapılan denemelerden daha önemlidir. Sözcük savaş hilesi desi ise entika karşılıklarıyla yer alıyor. Warwick Almanca sözcükte bu sözcüğün savaş hilesi, düşmanı aldatma, yanıltma, şaşırtma olarak açıklandığını görüyoruz. Pek ender olarak bazı bilimsel eserlerde, örneğin Schopenhauer'ın Eristik Diyaletik adlı kitabında 36 retorik hilenin sayıldığını saptıyoruz. Buna karşılık günlük konuşma dilinde ve genellikle bilimsel vokabülerde, güzel sanatlar alanında ve medyada stratejem sözcüğünün Almanca'da pratik olarak hiç yer almadığı görülmektedir. Oysa Çin'de durum tamamen başka. Bahar çağı ve kış çağı, yani milattan önceki 8 veya 4. yüzyıllar ve savaşan devletler çağında yine milattan önce 5 ila 3. yüzyıllar veya günümüzün Çince kitaplarında, süreli yayınlarda, Mao'nun kitaplarında değişik ideogramlarla yazılan fakat aşağı yukarı aynı anlama gelmek üzere olan Zha, Mao, Che, Ji olarak okunabilen bir sözcük var. Bugünkü kullanımıyla yan, yani saymak, hesap etmek veya shin, on anlamlarına gelen ve iki sözcüğün birleşmesiyle meydana gelen ve tek ideogramla gösterilen bu sözcük çıplak anlamıyla on saymak demekte. Yani sözcük hesap etmek, kalkülasyon, plan yapmak anlamlarına sahip. Bugün
iki anlamda da kullanılmakta. Yani savaş hilesi ve politikada ve özel yaşamda başvurulan hile, entrika. Stratejem veya stratejem sözcüğünü basit bir şekilde hile sözcüğüyle karşılamak istemiyorum. Önemli olan burada stratejik anlamda bakmak. Yani dediğimiz gibi amacımız bunun doğru olduğunu söylemek değil ama güç ile şefkati birleştirerek doğru şekilde kazanmak için ya da amaçlarımıza, hedeflerimize ulaşmak için doğru şekilde, doğru sebeplerle adım atmak için stratejilerden öğrenmekten bahsediyoruz. Çünkü hile sözcüğü dediğimizde bu konu tamamen kötüye çıkartılmış oluyor. Mesela bir örnek verelim. Çin'den sefere çıkan birliklerin komutanı olarak Tan Daoji birliklerini kuzeye doğru yürütür ve Ji Irmağı yani Sığır Irmak kıyısında savaşa tutuşur. Wei devletinin önemli bir kısmını fetheder ve Huatai'yi alır. Wei'nin birliklerine karşı 30'dan fazla meydan savaşı yapar ve çoğunu kazanır. Bir keresinde ordusu Liçeng'e vardığında ordunun ikmal olanakları kesilmişti ve o da bu nedenle geri dönmek istedi. Düşman Tan'ın ordusundan kaçanlardan Song devletinin ordusunun erzak kıtlığı çektiğini ve bu yüzden huzursuzlandığını ve savaş moralinin iyice düştüğünü öğrendi. Tan Daoji askerlerini gece yarısı ırmağın kumsalına doğru harekete geçirdiğinde bazı askerler bağırıp çağırmaya başlarlar ve geri kalan pek az miktardaki erzağı yağmaladılar. Durumu öğrenen Wei'nin birlikleri şafak sökerken Tan Daoji'nin ordusunun hala yeterli pirinç stoğuna sahip olmadığını sandı ve kumsala doğru çekilen Tan'ın birliklerini izlemekten vazgeçti. Üstelik Tan'ın ordusundan kaçanları yalancılıkla suçladılar ve kafalarını uçurdular. Düşmanı defalarca yenmiş ve adam akıllı benzetmiş olan Tan Daoji'nin birlikleri arasında ne var ki erzak kıtlığından dolayı bir panik baş gösterdi. Tan Daoji askerlerine silahları bırakmalarını emretti. Bir savaş arabasına bindi, yavaş ve sakin karargah çevresinde gezini gibi dolaşmaya başladı. Wei'nin orduları bu durumu görünce bir tuzak sanarak korktular. Tan'ın birliklerine daha fazla yanaşmadılar ve geri çekildiler. Tan Daoji Sarı Irmağ'ın güney kesmini fethedememesine rağmen tek bir kayıp bile vermemiş bir orduyla geri döndü. Onun kahramanlığı ve ünü her yere yayıldı. Wei devleti ondan hep korktu. Görüyorsunuz ya sevgili dostlar, önemli olan burada bir nevi görüneni yönetmek, algı yönetimi. Yani her şey algı bu dünyada. Hep bahsediyoruz ya, bir maddesel illüzyonun algısı içinde hız, has tüketim ile bu dünyaya duygusal özdeşleşme ile içimizdeki dünyadan dolayı bağlı ve bağımlıyız. Temel korkularımızın, arzu isteklerimizin esiriyiz. O yüzden de bunların ötesine geçmek önemli. Bunu kötü kullananlar da aynı zamanda bunları manipüle ederek insanları istedikleri yere getiriyorlar. 36 sayısı 36 stratejem sözcüğüyle bağımlı olarak Çinlilerin kuşaktan kuşağa aktarılan eski metinlerinde yani I Ching adlı dönüşümler kitabı olarak çevrilebilecek metinlerde yer alır. Hatırlarsanız bununla ilgili bir videom vardı. Bu kitap M.Ö. 10 ve 8. yüzyıllar arasında esas şeklini almış olan bir kehanet kitabıdır. Çin eski çağının en ünlü eserlerinden biri olan dönüşümler kitabı yine en eski yorumuna göre M.Ö. 1. yüzyılın ortaları Yin ve Yang adlı iki farklı ve karşıt güç arasındaki ikiliye dayanır. Yang bir şeyin örneğin bir tepenin güneş gören yüzünü, Yin ise gölgede kalan yüzünü temsil eder. Böylece Yin aynı zamanda hileyi de temsil etmiş oluyor. Dönüşümler kitabına göre Yin'in 6 karakteristiği var. 36 sayısı Yin'i oluşturan elemanların karesinin yani 6 kere 6 36 ve böylece tüm hilelerin toplamını temsil eder. Ne var ki 36 stratejemin tümünü içeren bir katalog dönüşümler kitabında yok. Şimdi bir şey daha bakalım. Düşman ordusunu silah kullanmaksızın zorda bırakmak için en iyi yol Çin kadim strateji sanatlarında geçen en önemli şeylerden biridir. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı adlı kitabı çok önemlidir. Sun Tzu Confucius'un yani M.Ö. 551 ile 479'da yaşamış olan Confucius'un çağdaşıdır. Düşman karşısında askeri yoldan elde edilen zafer, savaş sanatı açısından yapılan değerlendirmede ancak 3. sırada yer alır Sun Tzu'ya göre. En kötü komutan Sun Tzu'ya göre bir kaleye yani surlarla çevrilmiş bir kaleye saldırandır. En iyi komutan ise hiç savaşa bile gerek kalmadan o kaleyi ele geçirendir. Yani önce savaşarak kazanmak insanın aklına gelir ama der ki Sun Tzu bu çok kötüdür.
diplomasiyle kazanmaktan bahseder. Bu ikinci kötüdür. Ama en doğrusu, en iyisi savaşmadan kazanmaktır. Çünkü o zaman kimseye zarar gelmezler. Tabii ki yine Machiavelli'nin dediği gibi, Prens kitabının anlattığı gibi, çeşitli iler yaptığınızda, kişileri, insanları yönettiğinizde onların istemediği yerlere götürebilirsiniz. Önemli olan bütün bu taktikleri bütünün hayrına, güzellik için kullanmaktır. Stratejilerin arkasındaki Çinliler, stratejilerin arkasındaki hikayeler hemen hemen her Çinlinin, hatta Çinli çocuğun küçük yaştan beri dinlediği hikayeler. Bugün Çin'de her okul öğrencisi 36 stratejimi bilir. O yüzden gerçekten Çinliler iyi bir stratejist. Burada stratejem anlamına gelen ji, dar anlamda hile ve aniden tasarlanı vermiş bir eylemden planlı olarak düşünmüş bir eyleme kadar geniş bir anlam yelpazesine sahip bir kelimeden bahsediyoruz. Özellikle şunları üzerine basmak lazım stratejileri düşünürken. İçinden çıkılması zor görünen, doğrudan bir çıkış yolu bulunamayan durumlar için kullanılıyor. Karşıdaki kişi tarafından görünmeyen, farkına varılmayan durumlar için. Gizli olarak sahneye konulmuş ve bu nedenle çoğu kez tiyatro etkisi yapan, fakat karşıdaki kişinin gerçekmiş gibi etkilendiği durumlar. Bahsettiğimiz gibi stratejem, aldatma gerektiren durumları ifade ediyor. Uygulayanın amacı bakımından iyi görünmekle beraber karşı taraf için kötü olması gerekmeyen ve hatta onun için bile iyi sayılabilecek durumlar. Ve stratejilerin çeşitli kategorilerinden bahsediliyor. Doğruyu tam göstermemek, başka şekilde göstermek, kamufle etmek. Yani bunlar bir nevi hile, savaş sanatı ya da algı yönetiminin arkasındaki yöntemler. Karşı tarafta aldatıcı umutlar uyandırmak, yanlışı doğruymuş gibi göstermek, görünüşe aldanmayı sağlamak ve kandırmak, ganimete konmak, çembere almak, tecrit etmek, inisiyatif kazanmak, inisiyatifi elde tutmak, baştan çıkarmak, yanlış yönlendirmek, kaçmak, gözden kaybolmak. Hepsi bunların kötü yöntemler. Ve bugün dünyaya baktığımızda elinde gücü tutan, makam, paye, mevki sahibi yanlış insanların nasıl bunları kullanarak dünyayı, insanları yönettiklerini görüyorsunuz. Az sayıda elitin, güç sahibi elitin nasıl diğer toplumları bu şekilde yönlendirip manipüle ettiğini görüyorsunuz. Daha önce de belirtildiği gibi stratejemler temel anlamlarıyla ilk kez Dönüşümler kitabında yazıya geçiriliyor. Çinliler gölgeyi temsil eden Yin ve Güneşi temsil eden Yang, bu iki karşıt kozmogonik güç arasında sürekli bir karşılıklı etkileşim bulunduğu konusundaki temel inançlardan yola çıkıyorlar. 36 stratejem açısından bu inanç gözle görülebilir olan, yani aydınlıkta olan ile gözle görünmeyen, yani karanlıkta olan her zaman birlikte olduklarını ifade eder ki karanlıkta olandan kastedilen gizlice yapılan planlar ve bu planlar doğrultusunda gerçekleşen eylemlerdir. Taocu temel düşüncede Wu Wei olarak ifade edilen ortada görünmeyen etki yapma anlayışı her stratejemde canlı olarak kendini gösterir. Evet, görünüş ve gerçek, çokluk ve azlık, güçlülük ve zayıflık, cepheden saldırı ve pusu kurma, olağan dışı ve olağan, ileriye gitme ve geri çekilme, bu stratejemlerde, savaş sanatında Yin ile Yang'ın nasıl etkileşimde olduğunu gösteren ilginç bir yaklaşımdır. Son olarak stratejemlerin dünyasından biraz bahsedelim. Çince kaynaklar birbirleriyle karşılaştırıldığında Çin Halk Cumhuriyeti'nde dış politika yanında özellikle savaş bilimi alanında 36 stratejinin ne büyük önemi olduğunu hemen görmek mümkün. 1987 yılında Pekin'deki Halkın Kurtuluş Ordusu'na ait basım evince 5 fasikül halinde yayımlanan modern kullanımlarıyla 36 stratejem adlı kitabın ön sözünde şöyle deniliyor. Bu kitap askeri tartışmalarda stratejemleri bilmek ve onları kullanmak gereksinimden doğmuştur. Marksist liderlik kuramına bağlı olarak bu tarihsel miras uygun bir denetimden geçirilmiş ve modern bir askeri stratejem sanatının geliştirmesi için araç olarak kullanılması belirlenmemiştir. Yani bakın bugün neden Çin'in o kadim bilgeliğiyle beraber nasıl yükseldiğini anlamak bu anlatılanlarla çok daha mümkün. Eski bir Çin atasözü şöyle der: savaşta hiçbir hileyi hor görme. Bu nedenle stratejemler kuramı askerlik kuramının önemli bir bölümüdür. Savaşan bir komutan inisiyatifi kendi eline geçirmek isterse düşmanını sürprizlerle mat etmeye yönelmek, yani düşmanın durumunu gözeterek uygulanabilir stratejemler düşünmek zorundadır.
Bu onu kötü bir durumu iyi bir duruma dönüştürmek ve az sayıda bir kuvvetle düşmanın üstün gücüne karşı zafer kazanmak üzere harekete geçirir. Öyle ki böyle bir stratejimle o komutan düşmanı askeri güç kullanmaksızın bile dize getirebilir. Askeri stratejim sanatının temelinde yatan ilkeler en yüksek ölçüde doğadan çıktıklarından askeri strateji ve taktiğin genel ilkeleri olarak büyük bir yaşama gücüne sahiptirler. Bazen 36 stratejimi içeren katalogdaki bazı stratejimler binlerce kez denenmiştir ve bugün de uygulanmaktadır. Bilim ve teknikteki gelişime uygun olarak stratejimlerin uygulanmasında da yeni araçlara başvurulmuş ve stratejimler yeni bir içerik kazanmışlardır. Fakat her şeye rağmen stratejimlerin temel içeriği önemli ölçüde aynı kalmıştır. Bu nedenle stratejimlerle yapılan planlamanın ilerletici işlev ve modern savaş yönetimi içinde askeri strateji ve taktiğin genel ilkeleri olarak daha da önem kazanmıştır. 36 stratejim üzerine Taipei ve özellikle Hong Kong baskıları Çin Halk Cumhuriyeti'nden kaynaklanan bu yoruma karşı olarak 36 stratejimin askeri işlevi yanında sivil yaşamdaki işlevinde ön planı çıkartırlar. Hileli savaş 36 stratejimin 19. baskısının ön sözünde şöyle denilmektedir. Stratejimler Konfüçyüsçü insanlık ve erdemlik anlayışına tamamen karşıttırlar. Hatta stratejimlerde düşmana insanlık ve erdemlikle yaklaşmanın bundan dolayı zarar getireceği açıkça bahsedilir. Burada akla Zhao'nun klasik Konfüçyüsçülük yorumunda anlatılan ve M.Ö. 7. yüzyıla ait bir olay gelmektedir. Kral Xiang, Song devletinin egemeni olmuştu. M.Ö. 638 yılında güçlü Chu devletiyle savaşa tutuştu. Song devletine ait birlikler savaş alanında savaş düzenine geçmiş durumdaydılar. O sırada Chu ordusu bir ırmağı geçmek üzereydi. Song'un ileri gelen devlet adamlarından biri Chu devletinin çok, buna karşı Song devletinin az askeri olduğunu biliyordu. Bu devlet adamı savaş alanına yayılmadan Chu birliklerine derhal saldırmayı önerdi. Fakat Kral Xiang öneriyi şöyle geri çevirdi. Olmaz bu. Erdemli bir insan bir başka insana böyle aniden saldırmamalı. Çünkü bu onu güç durumda bırakır. Chu'nun birlikleri ırmağa geçtikleri sırada aynı devlet adamı bir kez daha Chu'nun birliklerine saldırmayı önerdi. Xiang şöyle yanıt verdi. Olmaz. Erdemli bir insan savaş düzenine geçmemiş birliklere baskın yapmaz. Kral Xiang saldırı emrini ancak Chu birlikleri tamamen savaş düzenine geçtikten sonra verdi. Sonuç ne mi oldu? Song devleti ağır bir yenilgi aldı. Kral Xiang bile yaralanmadı. Bir atasözü şöyle diyor. Dünyayı bilmek ilim irfan işidir. Buna karşılık insani ve toplumsal ilişkilerde insan aklı pratik çalışmalı, hüner beceri ve marifete dayanmalıdır. Grekçe uzmanı Walter Burkert Homo Nekans yani öldüren insan adlı kitabında şöyle yazıyor. İlginç bir isim. İnsanın insana karşı saldırganlığı, üstünlük çalışma çabası bizim sivilleşmiş, ilerlemiş uygarlığımızda daha da artmıştır ve çağımızın merkezi bir sorunu haline gelmektedir. Şöyle devam ediyor. Tanrı en yüce güç olarak sadece dindar yaşamda doğa, şarkı, ilahi ve danslarda yaşamaz. O aynı zamanda öldürücü balta darbesinde, akıtılan kanda ve pişirilen av etinde de yaşar. İnanılmaz yani hayatın celal ve cemal tarafını tüm derinliğiyle anlatmıştır. Hilelerin kaynağını insanın varoluşunda bulunduğu konusunda eski zamanlardan beri düşünüldüğü bir vakadır. Daha neredeyse 3800 yıl önce Asur kralı Şamşi Adat oğlu Yasmak Adat'ı şöyle uyarır. Düşmanı yenmek ve ona karşı manevra yapmak üzere hileler düşün. Fakat düşmanın da hileler düşündüğünü ve sana karşı manevra yaptığını unutma. Tıpkı güreşçilerin birbirlerini yermek için hilelere başvurdukları gibi. Eski ayette Vicdeler kitabında savaş hilesi yoluyla savaşı yönetmelisin. Zafer ancak birçok plan yapılarak elde edebilir tarzında yazılar vardır. Sevgili dostlar, görüyorsunuz ki savaş sanatı İnsanlık tarihinden beri var. Ve hatta bir Alman atasözü şöyle diyor. Koyun olmayı seçen kurtlara yem olurlar. Koyun olmayı seçen kurtlara yem olur. Özür dilerim. Bunu yanlış okudum. Özellikle
İnsanın içinde bulunduğu bu hırsız tüketim toplumu ve hırs kibir düzeninde bizi insanların nasıl manipüle ettiğini anlamak için strateji sanatını anlamak mümkün. Ama önemli olan kendini bilen insanlar, daha üst bilincine yaklaşmış, üç bilinciyle temaslı olan yeni bir insanlık realitesi yaratmaksa, o zaman çabalarımızı hem güçlü hem de şefkatli bir şekilde gerçekleştirmek durumundayız. Engelleri güç ve şefkatin birlikteliğiyle aşmalıyız. O yüzden de bu stratejileri anlasak dahi bunları tamamen cemalle ve kemalle kullanmak lazım. Eğer bunlar bütün hayrına insanları kötüye manipüle etmek için kullanılıyorsa ne kadar kötü. Ama yeri geldiğinde bazen dönüşümler olur ve o dönüşümler yaparken doğal olarak direnç de gelir. İnsanları kalplerini etkilemek, kalplerine dokunmak ama güzellikle dokunmak için bu stratejilerin doğru olanlarını, cemali olanlarını bilmek ve hayata geçirmek her zaman için daha kolay sonuç almamızı engelleyecektir. Çünkü aynı suyun yaptığını izlemek lazım. Su ne yapar? Bir engelle karşılaştığında engelin çevresinden dolanmaya çalışır, mücadele etmez, değil mi? Wu Wei, yapmadan yapmak, olmadan olmak, çabalamadan başarmak. Gerekirse engel varsa debisini arttırır, suyu aşar. Olmuyorsa çatlaklardan içeri girer gücüyle, ağırlığıyla. Olmasa buharlaşır da geçer. Mutlaka bir yolu bulur. Önemli olan gücü şefkatle kullanmaktır ve sabretmektir. Katlanmak değil, sabretmek. Biliyorum bu kanalda bahsettiğim konuların çok daha dışında bir konu konuştum. Kesinlikle yanlış anlaşılmak istemem. Amaç burada bu stratejileri kötüye kullanmak değil ama hayatta hem güç hem de şefkatle ilerlenebilir. Gücü de asil bir şekilde bilge kralı olarak kullanmak için stratejiyi de bilmek gerekir. İşte stratejilerde insana bu gücü verir. Ama dediğim gibi bir bıçakla iyi şeyler de yapılabildiği gibi kötü şeyler de yapılabildiği için önemli olan o bıçağı kullananın nasıl kullandığıdır, niyettir. O yüzden de bu stratejileri bilmek ama bunu bütün hayrına iyilik için kullanmak ve kötü olanları kullanmamak gereklidir. Sevgiyle kalın dostlar.